Adana Çukurova'da kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Son gelişmeleri alacağız. Halil İbrahim Uğur notlarıyla karşımızda. Evet, Adana'da maalesef pikniğe giden bir aile piknik yerine ulaşmadan Çatalan Köprüsü üzerinde yaşamış oldukları kaza sonrasında maalesef hayatlarını kaybettiler. Bizler de şu anda Çatalan Köprüsü'nün üzerindeyiz. İşte görüyorsunuz, dakikalar öncesinde aslında o 4 kişinin kurtarılması noktasında olay yerinde burada hareketli dakikalar yaşanmıştı ve maalesef o çalışmalar neticesinde otomobil ve ardından da o 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu. İşte görmüş olduğunuz nokta aslında tam da kazanın meydana geldiği nokta. Araç hemen arka yönümüzden ileriye doğru ilerliyordu ve buraya geldiğinde Veysel Aydoğmuş'un kullanmış olduğu otomobil bir anda kontrolden çıktı ve ardından işte o noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerledi. İlk etapta hemen kaldırımın kenarında görüyorsunuz beton bariyerler bulunuyor. İşte o beton bariyerleri önce kırdı araç ve ardından da işte buradaki köprünün hemen yan tarafında bulunan beton bariyerlere çarptı. Demir korkuluğu da kırdı ve ardından da aşağı doğru uçtu. Hemen yan tarafta, Okan, onu da göstermeye çalışalım. İşte hemen köprünün o noktasında bulunan demir bariyer, işte burası. Araç tam da bu noktaya çarptı ve sonrasında işte görmüş olduğunuz gibi o beton demiri oradan kopardı ve aşağı doğru araç ne yazık ki uçtu ve sonrasında da olayı gören insanlar burada hemen 112 ekiplerine haber verdi. Ardından da hem sağlık hem de emniyet ekipleri bölgeye ulaştılar ve sonrasında da işte o kişileri kurtarmak için burada seferber oldular. Tabii ki araçta Veysel Aydoğmuş'un eşi Emine Aydoğmuş ve çocukları Batuhan ve Mete Aydoğmuş bulunuyordu. 4'ünün de cansız bedenine ulaşıldı. Araç yaklaşık su derinliği 18 metreydi ve 18 metrede aşağıya çakılmış oldu ve ardından da ekipler aracı ulaştıktan sonra aracın içindekilerle beraber çıkartılması noktasında çalışmalarına başladı. Burası Çatalan Köprüsü ve 1575 metre uzunluğa sahip Osman Gazi Köprüsü yapılmadan önce aslında Türkiye'nin en uzun köprüsü unvanını taşıyordu Çatalan Köprüsü ve maalesef burada bugün böyle bir kaza yaşandı. Normal şartlarda Adana'da hafta sonları işte buraya insanlar daha çok dinlenmek için, balık avlamak için ya da manzarayı, şehrin manzarasını izlemek için gelirlerdi ve bu pazar maalesef öyle olmadı ve Aydoğmuş ailesi evlerinden piknik yapmak için dışarıya çıktılar. Çatalan Köprüsü'nden geçerken maalesef işte o kaza meydana geldi. Tabii ki görgü tanıklarının da burada vermiş oldukları açıklamalar var. İşte onlar da aracın hızlı olduğu yönünde ifadelerde kullandılar ve bir anda da aracın hızlı giderken kontrolden çıktığını ve ardından da aşağı doğru uçtuğunu ifade ediyorlar. İşte dakikalar öncesinde aslında burada hareketlilik vardı. Çünkü bir taraftan aracın çıkartılması, bir taraftan da tabii ki aracın içerisinde bulunan Veysel Aydoğmuş'la birlikte eşi ve 2 çocuğunun çıkartılması noktasında çalışmalar vardı. İşte o çalışmalar sonuçlandı ve saatler süren çalışmalar sonrasında maalesef Aydoğmuş ailesinin fertlerinin cansız bedenine ulaşıldı ve ardından da araç buradan çıkartıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tabii ki kazanın neden meydana geldiği noktasında henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Dolayısıyla yapılacak çalışma yürütülecek. Soruşturma sonrasında işte kazanın da neden meydana geldiği gün ışığına çıkmış olacak. Kazaya ilişkin detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğimizi ifade edelim ve ardından da sözü tekrar size bırakalım.